Hakemler pozisyonları herhalde yarın öbür gün bu erkek futboluna da sirayet edecek, dünya futboluna da sirayet edecek. Hakemler anons etmeye paylaşılmıştı. Fenerbahçe'nin zaten uzun süredir yoğun ilgisi vardı. Galatasaray'ın da bu transferde devreye girdiğini Kenan Başaran söylediği için ekliyorum. Ben farkında değilim. Barış Yurduseven'in ve yine bizim değerli arkadaşlarımızdan Burhan Can Terzi'nin paylaştığını biliyoruz. Ama bugün ben öğlen saatlerinde 14 çeyrek gibi tam saat hatırlamıyorum. Güvendiğim Galatasaray Kulübü'nün içerisinde iki tane önemli isimden Zaha transferi bitti. Hatta bununla ilgili de bir hikaye anlatıldı. Onu da birazdan paylaşırım. Zaha transferi bitti. Bugün içerisinde açıklanacak dendi. Ben de yani ihtimal veremedim. Şöyle ihtimal veremedim. Icardi tamam. 8+1 9 milyon euro. Yine Bakan bu geldi. Angelino geldi. Hani çok büyük bir bütçe olacağına ihtimal vermiyordum. Çünkü Galatasaray, hani Zaha'nın istediği parayı biliyoruz. Zaha 7 milyon euro net para istiyor. Galatasaray'ın bu paralara çıkacağına ihtimal vermiyordum. Ben de önce bir isim duydum ama çok ihtimal veremedim deyince linç edildim sosyal medyada, Twitter'da. Sonra sinirlenip arkadaşlar duyduğum isim Wilfried Zaha. Galatasaray bu isimle anlaşmış durumda. Bu transferin bir hikayesi de var. Onu da anlatırız dedim. Ve beklemeye geçelim. Galatasaray'ın Zaha ile anlaştığı bilgisi geldi. Nitekim haklı çıktım. Galatasaray Zaha transferini bitirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu Tadiç transferi nasıl Beşiktaş'a bir transfer çalımıysa bu hamle. Bu koyabilir miyiz İpek? Bunu da açıkçası ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı bir transfer çalımı olarak görüyorum. Birkaç detay daha var, onu da birazdan anlatırım. Çok mütevazi konuştun. Yani bu öyle ufak tefek bir şey değil. Hemen Yalçın'a sözü bırakalım. Fenerbahçe cephesi bu konuda ne diyor bakalım? Şimdi Zaha'nın üstüne evet Fenerbahçe çok gitti. Hatta Sayın Başkan Ali Koç sık sık görüşmeler yaptı. Bunu biliyoruz. Ama Zaha konusunda Fenerbahçe tarafının hafif bir sakatlığı olduğundan dolayı biraz böyle o transfere nasıl diyeyim sıcak bakmamaya başladı ve konuşuluyordu da. Yani Zaha sakat mı diyorsun? Demiyorum da öyle bir şey varmış yani. Anladım. Fenerbahçe. Ben daha net bir bilgi almadım tabii o konuda. Yalçın abi şöyle bir şey var. Bir sakatlık geçmişi var. Galatasaray'da zaten anladığım kadarıyla detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. He. Daha henüz kapa bildirildi ama biliyorsun Beşiktaş'ın Lianco ile yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak için bir de tabii çakıl taşı değil bu para veriliyor arkadaşlar. Milyonlar havada uçuşuyor bu ara. Yani Kenan Başaran'ın söylediği gibi ben artık ipin ucunu kaçırdım. Çünkü artık öyle anormal hesaplar oluyor ki şaşkınlık içindeyiz. Ya nerede kaldı bu fair play fiyatlar şunlar bunlar? Şimdi Zaha'nın maaşı 5.5 milyon euro. 6 milyon euro imza parası verilmiş. 3 yıllık kontrat. Ama bilmiyorum yani. Bunun dediğim gibi yani ben artık para konuşursam bu işin içinden ne Fenerbahçe çıkar ne Galatasaray çıkar. Kenan Başaran 3-5 hafta önce artık kulüplerin harcadığı paraya takılmıyor. İşte onu dedim bak şimdi bak. Sizi, kendinle çelişme yani Sayın Kenan Başaran. Aynı şeyi söylüyor yani, canım niye çelişsin? Bu adam uyarayım yani seni bak, Kenan. Bak dedim ya para konuşursak bu işin içinden ne Fenerbahçe çıkar ne Galatasaray. O yüzden Beşiktaş'ın bu konuda niye eli korkak, niye vermiyor anlamıyorum yani. Oraya da geleceğiz. Evet. Yalçın abi sana şu bilgiyi ekleyeyim sonra senden devam edelim. Benim duyduğum Onlik abi şu, ön sağlık raporlarında herhangi bir problem yok. Fakat Galatasaray yeni bir sağlık sponsoru var artık. Medicana sağlık grubuyla anlaştı. Evet anlaştılar. Buraya geldi de, evet. Buraya geldiğinde de detaylı bir sağlık kontrolünden geçecekmiş Wilfried Zaha. Bu akşam 21.30 iniyormuş uçağa galiba. Doğru mu Eyüp? Doğru. 20 dakika sonra burada olması evet, bekliyor. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiası büyük ihtimalle herkesi havaalanına davet ediyor. Terminalde buluşalım diye. Sen orada mısın? Terminalde misin? Yok, tabii. Terminaldeyim. Muğla Ortaca terminalindeyim. Buraya iner mi diye bekliyorum. Belki buraya iner. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Rejideki arkadaşlarımızdan rica edelim, emekçilerimizden.
Ajanslar Zaha'nın iniş görüntülerini canlı olarak paylaşacaklar. Yakalayabilirsek biz de paylaşalım. İnşallah reji bakar, onunla bir çare bulabilirsek. Şimdi her şeyden önce unuttuk söylemeye. Tişörtün çok güzel, çok anlamlı. Evet. Kutlarım. Ama siyah beyaz da sana yakışmış Eyüp Yıldız. Siyah beyaz da bizim ülkemizin güzide kulüplerinden biri. Benim Beşiktaşlı çok fazla dostum var. Onlara da selam olsun. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de her zaman almamız gerekiyor. Çok güzel. Ben de bu tişörtü giymem konusunda cesaretlendirildim. O yüzden bu tişörtle çıktım. Çok güzel. Hatta bu vesileyle Cumhuriyet'in savunucularından aydın insan Merdan Yanardağ için bir kez daha özgürlük isteyelim diyorum. Bu vesileyle de teşekkür Atatürk'ten ederiz. Çıkarak bunu da bir kez daha altını çizmek istedim. Teşekkür ederiz. Evet. Fenerbahçe cephesi ne diyor? Şimdi Galatasaray gururlu. Evet. Eyüp'e bakarsa sabaha kadar konuşur. Buyurun. Tabii. Zaha için ne diyor? Fenerbahçe'ye gideceğiz. İnşallah Zaha'da çok herhangi... güzel.